Sevgili arkadaşlar, hepinize merhabalar. Karşınızda ben Alişan Konyalı, dijital pazarlama uzman ve danışmanıyım ve bugünkü videomuzda çok değerli bir konuğum var. Uzun zamandır tanıştığım, uzun zamandır aslında bana mentörlük ettiğini rahatlıkla söyleyebileceğim bir insan. Yavuz Bağcı, kendisi bir yazar, kendisi çok ciddi bir network marketing sektöründe tecrübeye sahip olan insan. Yüzlerce, belki de binlerce insanın network'le tanışmasına, network'ü sevmesine ve network'ten gelir elde etmesini sağlayan insanlardan bir tanesi. Ben de hakeza öyle. Kendisiyle tanışma serüvenimiz aslında çok ilginç oldu. İnternette son 3-4 yıldır malum dijital pazarlamayla uğraşırken Türkiye'de dijital pazarlamayı kullanan kimler var derken Yavuz Bağcı'nın sayfasına denk geldim ve orada bir abone formu ve bir müşteri mutlatısı vardı. Daha 3-4 sene öncesinde bu çok garip karşılanabiliyordu ama vay be dedi, yani bunu bugün kullanabilen varsa gerçekten helal olsun. Ki kendisinin İngilizcesi iyi olduğu için bu iş modelini zaten Batı'dan aldığını daha sonraları öğrendim ve 50 günlük A-Camp programına kaydoldum. Kaydolduktan sonra bana peyderpey mailler gelmeye başladı ve ben kendi profesyonel gözümle bakıp ya aslında buraya şunları da ekleyebiliriz derken böyle tanıştık. Yüz yüze denk geldik ve çok güzel bir işbirliği yaptık. O işbirliğinden aslında bugün bahsedeceğiz. Ben hani dilim döndüğünce hocam sizi biraz anlatmaya çalıştım ama siz kendinizi çok daha iyi tanıtırsınız. Benim belki takipçilerim çoğu belki sizi bilmiyor olabilir ya da bu videoyu ilerleyen dönemlerde izleyecek olan insanlar sizi nasıl tanıyabilirler? Kendinizden biraz bahsederseniz. Anlatayım tabii ki çok kısaca. Herkese merhaba değerli dostlar. Lüleburgazlıyım. Lüleburgaz Turgut Bey köyündenim. Çiftçi bir ailenin çocuğuyum. 73 doğumluyum. 85 senesine kadar tabii ki Lüleburgaz Turgut Bey köyündeydim. 85 senesinde Anadolu liseleri, o zamanlar kolej sınavları çok popüler okullardı. Türkiye'de yeni şey yapmaya başlayan okullar, işte popüler olmaya başlayan okullar. Karabük'ü kazandım ben. Türk Eğitim Derneği, TED Karabük Koleji'ni kazandım. Oraya 7 sene okudum orada. 85 senesiyle 92 yılları arasında 7 sene oradaydım. Yatılı okul tecrübesini yaşadım. Aileden uzak kalmanın tecrübesini yaşadım. Kendi bütçeni oluşturmanın tecrübesini yaşadım. Hayatın zorluklarıyla ilk mücadeleyle yüzleştiğim yıllardı. Kolay zamanlar değildi benim için. Ailem için de öyle. Diğer arkadaşlarımız için de aynı şey geçerli. Yaz tatilleri yaklaşırken sınıfta arkadaşlarımızı bir heyecan sarardı. Marmaris'e mi gidecekler, yoksa Bodrum'a mı gidecekler? Bunları konuşuyorlardı. Demirçelik'te çalışıyorlardı onların, mühendis çocukları vesaire. Ben yaz tatillerinin bir türlü gelmesini istemiyordum. Çünkü yaz tatillerini demek benim için 30 derece, 35 derece sıcakta tarlada çalışmak anlamına geliyordu. Tabii şimdi 30 derece sıcak altında çalıştığın zaman insanın hayalleri genelde şöyle oluyor. Allah'ım öyle bir işim olsun ki masa başı olsun, ondan sonra ve mümkünse serin bir ortam olsun. Bunun dışında başka bir hayalim yoktu hiçbir zaman. Olmadı. Hiçbir zaman olmadı. 92 senesinde mezun oldum. 93-98 yılları arasında 9 Eylül Üniversitesi İzmir. İzmir'de benim 3. memleketim sayılır. Gemi işletmeciliği, deniz işletmeciliği bölümünde okudum. Network marketingle tanışmam da 97 senesinde oldu. O yıllarda oldu. İlk kez o ana kadar kurduğum hayallerden daha ötesini kurabilmeyi başarabilmiştim. Daha ötesine geçmeyi, daha uzak ufuklara bakmayı öğrendim. Neydi beni cezbeden tarafı? Network marketingin bir defa düşük sermaye ve düşük riskle global bir ticareti inşa edebilme fikri beni çok heyecanlandırmıştı. Ticaret yapmak ezelden beri hep kalbimde olan bir şeydi. Kalbimin derinliklerinde olan bir şeydi. Küllenmiş bir şeydi. Neden? Çünkü bir taraftan da şöyle bir durum var bende. Risk almasını seven bir insan değilim. Risk alamıyorum. Yani sermaye yatırımı yaparak ticaret yapmaya doğduğum andan itibaren, bunun tabii ki matematiksel altyapısını o zaman bilemiyordum. Çocuğum sonuçta. Ancak hissiyatım risk alarak ve sermaye yatırımı yaparak ticaret yapılmayacağını söylüyordu bana kalbim. Ve ne kadar doğru bir yolda olduğumu ilk kez teyitleştiğim, hayatımda teyit ettiğim yıl 97 senesiydi. İlk network marketingle tanıştığım yıl. Tabii mezun olduk, İstanbul'a geldik, askerliği yaptık vesaire. 2001 senesinde İstanbul'a geldim. Bir gemi işletmeciliği firmasında çalışmaya başladım. Mesleğimi yapmaya başladım. Bu arada network marketing'i de part time olarak yapmaya devam ediyorum. Kalbimin hep tarafında sıfır çekmişim, doğru. Network marketing'de herhangi bir başarım yok o ana kadar. Ancak ben kişisel gelişim beni çok ilgimi çekmişti. Bilgi odaklı bir insanım. Bilgiyi eğer alabilirsem, önce buraya yükleyebilirsem
burası daha sonra vücudu yönetiyor. Ben buna inanmıştım hep. Okuduğum kitaplardan da hep bunu öğrendim. Buraya ne kadar çok yükleme yaparsam eninde sonunda burası artık vücuda komutlar verecek ve bu iş benim için geçerli bir hale gelecekti. Benim planım buydu. Ve tabii ki kolay yıllar değil. Yani çalışma hayatını hepimiz biliyoruz. İstanbul, Beylikdüzü tarafında oturuyorum. İşte işe gidişim 2 saat, dönüşüm 2 saat, işte çalışma vesaire, İstanbul'un trafiği vesaire. İstanbul'da tabii yani yaşadığım zorluklardı. Hep bir tarafımda, hep kalbimde. Evet, bu iş olacak. 15 sene geçti. İlk önemli kırılmayı 2009 senesinde yaşadım. İlk kez, aslına bakarsan Şule, eşim vesile oldu buna. Dedi ki ya network marketing biz neden online olarak yapmıyoruz ki? Ben öyle bir şeyin olamayacağını söyledim Şule ve dedim ki saçmalama. Bu iş ben yıllardır yapıyorum. Başarılı olan insanları görüyorum. 5 duyunun 5'i de devrede olmalı. Ancak böyle başarılı oluyor insanlar. Ne internet, ne interneti, ne online'ı ancak... Şule kafama benim bir soru işareti, yani derler ya kulağıma bir kar suyu kaçırmıştı. O gece uyuyamadım, internete girdim. Dedim ki acaba bunu Batı dünyasını araştırdım, Amerika vesaire. Yani tabii ki network marketing'in bir şeyi. Orayı araştırdım, çok ilginç içerikler çıkmaya başladı karşıma. İnsanlar işimi online olarak büyütebileceğimi, insanları aramak zorunda kalmadığımı anlatıyorlardı. İnsanlar beni de takımına alsana diye bana böyle ellerinde kredi kartlarıyla hazırım bak hadi beni kaydet diye sana gelecekler diyorlardı. Vallahi ne yalan söyleyeyim inanması neredeyse imkansızdı benim. Ancak okudum, ilgimi çok çekmişti, çok heyecanlanmıştım. En azından harika bir fantezi dedim, fantezi olsun diye okudum. Düşünmesi bile güzel dedim. Ancak bir tarafım olmaz diyor, bir tarafım olur diyor ve o şekilde... ilk ciddi kırılma, daha doğrusu kırılma demeyeyim de çatlama diyeyim ben. Network marketing hayatımdaki çatlama ilk orada yaşandı. Esas büyük kırılmayı ben 2012 senesinde yaşadım. Onun da detaylarını anlatırım sevgili Alişan. Yani özetle çiftçi bir ailenin çocuğuyum. Yıllarca memuriyet yaptım. Riski hiç almadım. Ticaretin T'sini bilmem, satışın S'sini bilmem. Hala daha bilmem. Risk alarak ticaret yapılabileceğine inanmıyorum. Hayatım boyunca da yapmayacağım. Yapmadım ve yapmayacağım. Hiç kimseye de önermiyorum. Sermaye yatırımı yaparak ticaret yapılabileceğine inanmıyorum. Geçmişte belki bunlar doğruydu. Ancak artık doğru değil. Neden artık internet denilen bir şey keşfedildi dünyada? İcat edildi. Ve internete kadar evet geçmişin doğrularıyla yaşayanlar zenginleşiyordu. Ancak internetten sonra artık geçmişin doğruları diye bir şey kalmadı. Ve geçmişin doğrularıyla yaşama konusunda ısrar eden insanların her geçen gün fakirleştiğini gözlemliyorum. Eğer ilk gözlemciyseniz bunu gözlemlersiniz ve günümüzün gerçekleriyle kardeş olup kol kola girip geleceğe bakan insanların da her geçen gün zenginleştiğini görüyorum ve zenginleşmeye de devam edeceğini söylüyorum. Benim gördüğüm bu. Yani yelkenleri açmak gerekiyor. Bence şu anda aslında geçmişinizden bahsettiniz. Yani köylü bir çocuğun hayali olmayan ya da hayal kurmayı cesaret edemeyen bir çocuktan bahsettiniz. Geri döndüğünüzde bugün size bu konumda olacağınızı birisi söylediğinde inanır mıydınız? Ya da şöyle diyelim, şu andaki konumunuzu da biraz bahsederseniz, yani rakamlar üzerinden mesela kaç bin kişilik ekibiniz var ya da şu andaki yaşadığınız yaşam standartı nedir, atıyorum geliriniz belki nedir ya da işinizin şu anda nasıl yapıyorsunuz, yani gününüz nasıl geçiyor? Hani şu andaki gelmiş olduğunuz konumdan da biraz bahsedip nereye, yani bir köylü çocuğun aslında sıfır sermayeyle, sıfır riskle nerelere gelinebileceğini ya da bu sektörün insanı nereye getirebileceğinden de biraz bahsederseniz, şu andaki B noktanızdan bahsederseniz biraz. Bahsedeyim, B noktamdan bahsedeyim. Ölçeğinizi görelim istiyorum ben de. Okey. Çünkü ben az çok biliyorum. Şimdi bir defa benim network marketing dünyasındaki insanlar benim ağzımdan nadiren sıfır risk kelimesinin çıktığını görürler. Ben sıfır risk diye bir şeye inanmıyorum. Sınırsız özgürlük diye bir şeye de inanmıyorum. Mutlaka her şeyin kısıtlayıcı bir şeyi vardır. Ben hep şunu söylüyorum. Düşük sermaye ve düşük riskle global bir ticaret inşa etme fikrini hep inandım hayatım boyunca. Ve şu anda bu fikir beni hayatımda belli bir B noktasına getirdi. Getirdiği B noktası şu. Trilyoner mi oldum? Hayır. Milyoner mi oldum? Hayır.
Olabilir miyim? Tabii ki olabilirim. Öyle bir derdim mi var? Hayır, hiçbir zaman öyle bir derdim olmadı. Hiçbir zaman böyle bir derdim olmayacak. Ancak benim hayatımdaki derdim şuydu. Ya daha özgür bir yaşamım olmasını istedim ya. Çok çok fazla bir şey olduğuna inanmıyorum. Yani çok mu şey istedim dünyadan diye soruyorum kendime. Değil. Network marketing'de bu mümkün. İşi eğer doğru yaptığınızda, doğru araçları doğru bir şekilde kullandığınızda ve kendiniz olduğunda bunu yapabiliyorsunuz. Şu an geldiğim nokta şu. Hiç de fena sayılmayan bir gelir düzeyine evet sahibiz. Ve çok çok daha önemlisi şuydu. Ya da şu. Siz sana bir şey söyleyeyim. Seyirciler de belki gülecek buna. Şu anda hayatımda benim en büyük keyfim kızımla. 6 yaşında yaklaşık kızım var. Evcilik oynamak benim hayattaki en büyük keyfim şu anda. Evcilik oynuyoruz. Bebeklerimiz var. Şatolarımız var. Ondan sonra Karlar Kraliçesi var. Ondan sonra işte Elsa var. Kardeşi var. Anna var. İşte La Clara var. Diğer karakterler var. Bunlarla beraber, ben kızımla beraber bunları oynamayı seviyorum. Benim hayatım bu olmalı diyorum ve herkesi de böyle bir hayata davet ediyorum. Çok keyifli bir hayat. Beni yaşlandırmıyor. Yaş aldığımı hissettirmiyor bana. Onunla beraber oluyorum. Onunla beraber vakit geçirmek. Sınırsız bir özgürlük mü? Hayır, değil. Ancak şöyle bir B noktasından bahsedeyim. Daha fazla seçeneğim var. Önceye göre. Önceden fazla seçeneğim yoktu. Her sabah 5.30'da kalkmak zorundayım. Arabanın kontağını saat 5.50'de çevirmek zorundayım. Beylikdüzü'nden Maslak'a yola gidiyorum arabayla ya da metrobüsle, neyse, iş hayatında o zamanlar. Başka çarem yoktu. Fazla seçeneğim yoktu hayatta. Bunu yapmak zorundaydım. Ancak şu an geldiğim B noktası nedir diye sorarsan, işin uzun lafın kısası, daha fazla seçeneğim var şu anda. Artı birkaç bir şey daha söyleyeyim. Onu da ilave izin ver. Ya laf aramızda samimiyetinize güveniyorum gerçekten. Senin ve diğer bu videoyu izleyen dostlarımızın 2001 senesinden beri çalışma hayatındayım. Çalışma hayatındaydım 2001-2017 yılları arasında. Sistem öyle bir şekilde kurulmuş ki bütün dünyada bizi borçlandırmak üzerine kurulmuş. Çalışıyoruz, kazanıyoruz, harcıyoruz, çalışıyoruz, kazanıyoruz, harcıyoruz ve borç üretir hale geldi. Geçmişten birikim üretiyormuş. Ve Alişan, şunu gördüm. Cebinde nakit parayla gezmeyi çok özlemişim ya. Yani ben gerçekten çok özlemişim. Gerçekten benim için çok güzel bir nostaljiydi. Geçmişe dönmekti. Çocukluğuma, gençlik zamanlarıma dönmekti. O yıllar içerisinde kredi kartı taşıya taşıya borçlana borçlana yaşamışız hayatımızı. Bu benim B noktalarımdan bir tanesi bu. İki, yine yanlış anlamazsanız eğer, hayata karşı meydan okumayı seviyorum her anlamda. Hayatın bize karşı dayatmaları var hayatta. Kredi kartları var, borçlanacaksın diyor, borçlanarak yaşayacaksın bu hayatı diyor. Bu dayatmaları hep şiddetle reddettim hayatım boyunca. Ve hayatın hep karşısında durmaya çalıştım. Network marketing gibi bir sektörden güç aldım. Hep bilgiden güç aldım. Hep dediğim gibi cebimde nakit para var. Bazen harcamalarımızı kredi kartıyla yapmıyor değiliz. Tabii ki yapıyoruz, ancak hani alışveriş yaptığında, gittiğinde soruyorlar ya kasadakiler, işte efendim şey mi olsun, yani taksit mi yapalım yoksa tek çekim mi? Tabii ki tek çekim demek harika bir duyguymuş. Ya da direkt nakit demek harika bir duyguymuş. Network marketing sektörünün bu işi ciddiye aldığınızda, doğru bir şekilde inşa ettiğinizde, İnsanlarla doğru bir şekilde temas ettiğinizde, doğru iletişim kurduğunuzda, doğru araçları kullandığınızda, network marketing sektörü, bu sektör size bunları sağlayabiliyor. Ben hayatım boyunca hep doğruluktan yana oldum. Her zaman bunu söyledim. Bunu söylemeye de devam edeceğim. Hiçbir zaman. Bunu sana karşı da söylerim. Karşımda 3 kişiye de söylerim. Sahneden yüzlerce, binlerce kişiye de söyledim. Hiçbir zaman. Tüm dürüstlüğümle söyledim. Geldiğim B noktası kısacası bu. Çok süper. Aslında bize network marketing sektörüne başlarken aslında vaat edilen işte bu özgür hayat, yakın aile çevrene daha fazla zaman ayırma, kaldıraç gücünü kullanma, pasif gelir elde etme, belki de hani oturduğun yerden gelir elde etmek olayının %90-%99'unu yaşıyorsunuz. Bu da çok güzel.